Şimdi evet, teşekkürler öncelikle davet için, ev sahipliği için. Şöyle ben biraz kendi yolculuğumdan bahsedeceğim. Bu yolculuğu anlatırken de siber fiziksel dayanıklılık nedir? Siber fiziksel altyapı nedir? Kritik altyapı nedir? Bunları anlatmaya çalışacağım. Böyle birkaç tane tanıdık sima var ama tanıdık simanın olmama şeyi daha fazla bende. İşte birkaç enerji şirketi var, sektörden paydaşlar var. O yüzden şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Siber fiziksel dünyanın bizimle ilişkisi nedir diye bir pozisyonda olabilirsiniz. Günün sonunda inşallah ben bunun size olan ilişkisini tanımlamaya çalışacağım. Kısaca kendimden bahsedeyim. Ben aslında şöyle bu sektörden kaçmaya çalışarak bulaşmış birisiyim. Bir elektrik elektronik mühendisiyim. Dedim ki yüksek akımdan kaçmalıyım, düşük akımda çalışayım. Hani böyle biraz daha ofis işleri yapayım falan gibisinden kaçmaya çalışırken bir anda kendim böyle rafinerilerin, işte power plantlerin, üretim sektörünün içerisinde buldum. Bir yandan da şöyle bir şeyim var. İşte staj vesaire yaparken de böyle büyük otomasyon altyapılarına ciddi böyle bir ilgim vardı. Bir diğer daha önce hiçbir oturumda açıklamadığım şey de kontrol dersinden dolayı da aslında okulu uzatma aşamasına gelmiştim. Şu an kontrol sistemlerin güvenliği üzerine o nasıl bir inada dönüştüyse oradaki o mühendislik denklemini çözebilmek için böyle bir yolculuk aslında geçirdim. 10 yıl hemen hemen oldu. Sadece kritik altyapı üzerine ulaştığım alan. Şimdi kritik altyapı falan da tanımlamaya çalışacağız. Şimdi tabii bugün cumartesi, güzel bir kalabalık var. Biz de topluluk faaliyetleri yapıyoruz. O Fusion Akademi'de topluluk faaliyetlerimizden bir tanesi. Bu alanda ülkemizi farklı alanlarda da temsil etme şansımız oldu. Şu an mesela Avrupa Enerji Altyapıları Tehdit İstihbarat Ağı'nın bir üyesiyiz, Tek Türkiye. Buraya danışmanlık firmalarını da aslında çok almıyorlar. Buradaki aslında bilgileri Türkiye'de oluşan bilgilerle dünyada oluşan bilgileri aslında eşitleyip sektör paydaşlarında eşitliyoruz diyebiliriz. Onun dışında yine bugünkü gibi NATO ve Avrupa Birliği çalıştaylarının özellikle enerji güvenliği alanında davetli konuşmacı olarak yer alma şansımız oldu. Yine NATO tatbikatları oluyor biliyorsunuz, Lock Shield. Orada da endüstriyel ekibe genellikle ekibimizden arkadaşlar, diğer sektör paydaşlarıyla beraber liderlik ediyor. Onun dışında birçok aslında İSAKA gibi belki sizlerin daha az duyduğu böyle endüstriyel siber güvenlik merkezleri var. Bunların da Türkiye temsilciliğini yapıyoruz. Onlar adına yine ücretsiz eğitimler veriyoruz ya da seminerlere katılıyoruz. Yani çok farklı ülkelerde çok farklı faaliyetler yapıyoruz. Bunların bir kısmı tabii gönüllülük faaliyetleri oluyor. O yüzden ben bugün burada olduğum için çok mutluyum. Böyle bir kalabalığı gördüğüm için de mutluyum. Cumartesi yani ben belki gelmeyebilirdim dinleyici olarak. Şimdi biraz da şeker seviyesinde dengesizlikler olacak vücudumuzda. O yüzden bayağı bir video koymaya çalıştım. Klasik öğlenden sonra başlayanların derdi olduğu için. Biraz da gezerim sunum yaparken. Hani sizi inşallah çok zorlamam. Mümkün olduğunca sabit kalmaya çalışacağım. Onun dışında gönüllülük faaliyetleriyle ilgili çok kısa birkaç şey söylemek istiyorum. Fusion Akademi'den bahsettim. Öğrenci kampları da düzenliyoruz bu alanda. Sadece endüstriyel ve IoT alanında. İlk olarak başladı, devam ediyor. Hem bize hem sektöre hem de sektör paydaşlarına ciddi bir aslında kaynak yetiştirmeye de destek oluyoruz diyebiliriz. Bu alanda da biz aslında eski bir oyuncuyuz. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da eski bir oyuncuyuz. Bu alanda yine ilk ve tek Türk firma olarak Gartner raporlarına girmeyi başardık. Hizmet alanında ve OT Security alanında. O yüzden kendi pozisyonumuz da hem bizlerle beraber tüm paydaşları ve sektörü bir noktadan bir noktaya taşıyabilmek. Bunu sadece Türkiye'de değil, bölge ülkelerinde de yapabilmek. Bizim aslında organizasyonumuz ağırlıklı Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa ofisleri üzerinden faaliyet gösteriyor. Şu an mesela bir arkadaşımız az önce Etiyopya'ya indi. Somali'de bir projeye katılıyor. Bir sonraki hafta Ekvator'da olacak o ekip. Ondan önce işte Vietnam, Filipin gibi danışmanlık verdiğimiz yerler var. Şu an mesela tek bir projede 45 lokasyon geziyor olacak arkadaşlar. O yüzden de böyle bir yandan da hafta içi hafta sonu olmayan, sürekli operasyon halinde olan bir ekibin bir parçasıyım diyebilirim. Kaç kişi OT ile ya da OT duyduğumuz şeyle ilgili ya da daha önce böyle dokundu? Birkaç kişi sima olarak tanıyorum ama yani böyle ilk defa cyber physical, muhtemelen böyle fiziksel güvenlik gibi algılayacak. İlk defa yani duyanlar parmak kaldırdı, böyle azınlıkta, güzel, tamam. Şimdi o yolculuğu beraber tamamlayacağız. Kan tutan var mı aramızda? Kan görünce bayılan var mı gerçekten? O zaman sizin gözlerinizi kapatmanızı rica edeceğiz. Şöyle bir analojiyle başlayacağım. Gerçekten kan görünce şey olan varsa bakmasın lütfen. Sürekliliğimiz kesintiye uğrayabilir. Şimdi bizim kritik altyapı güvenliği, cyber physical security ya da bu altyapılardaki güvenlik dediğimiz şey
şuradaki görüntüye benziyor. Yani açık bir kalp ameliyatına benziyor. Açık kalbe müdahale ediyorsunuz. Aslında bu dijital, yani sizin tahmin ettiğim daha çok finans sektörü ağırlıklı ya da bilgi teknoloji ağırlıklı kişiler olduğunu düşünerek kritik altyapıda yaptığımız aslında her bir iş görece açık kalp ameliyatına benziyor. O yüzden biz aile hekimiyle ya da aile hekimi araçlarıyla burada bir güvenlik, dayanıklılık, süreklilik tasarlamaya çalıştığımızda istenmeyen sonuçlar oluyor. Bizim ilk yaptığımız durum tespiti bu. Yani açık kalp ameliyatını bu işin cerrahlarıyla yapmak ve ona uygun araçlarla ve yöntemlerle yapmak gerekiyor. Neden böyle bir analoji kullandık? Çünkü evet, bankacılık sektörü de 7-24 çalışacak, işte 6 saat bir gün, 2 gün duran yerler olduğunda nasıl böyle psikolojimiz bozuldu. Ama şöyle düşün, bizim uğraştığımız altyapılar, tabii finansla da uğraşıyoruz, nasıl olduğunu açıklamaya çalışacağım ama mesela bir rafineride çalışıyorsunuz, işte bir santralde çalışıyorsunuz ya da bir üretim ortamında just in time çalışıyorsunuz. Böyle ortamlarda siz güvenliği ya da sürekliliği konuşmaya başladığınızda ters tepmeye başlıyor. Yani birisi bir şey üretecek ki satacak. Satamadığı zaman hem üst yönetimde o ekiplerde gerilim oluyor. O yüzden bizim bu grift dünyadaki denklemleri çözebiliyor olmamız gerekiyor. Aslında işte finans veya dijital altyapılarda da bu tarz grift yapılar var. Onları adreslemeye çalışacağım. Şimdi iki farklı dünya. Hani ben elektronik mühendisiyken hayaller buydu, gerçekler bu oldu gibi aktarmayı seviyorum. Şimdi bizim yine gözlemimiz güvenlik ya da süreklilik tarafında daha çok hani saha gezintileri vesaire oluyor ama işte plan, dokümantasyon vesaire gibi konular daha çok ofis ortamlarında yapılıyor. Bizim cyber physical dediğimiz ortamın kendisi de aslında şöyle bir yapı. Sizler daha iyi biliyorsunuz Enerse grubu olarak. Hani yine Hakan Bey de biliyor baraj tarafını. Bu sadece bir örnek. Yani biz aslında cyber physical derken birazdan detayını ineceğiz. Bir tarafı siber, bir tarafı fiziksel olan her şey kapsamımıza giriyor. Bu da bir saha çalışmasını ve bu sahalar da genellikle maalesef hani şehir dışlarında genellikle insanların zorla erişebileceği alanlarda oluyor. Buraya nereden geldik? Kalp ameliyatından ve sürekli çalışma ilkesinden geldik. Şimdi bir rafineri çalışmadığında bir müddet sonra uçaklar, savaş uçakları kalkamaz boyuta gelebilir. Niye? Jet yakıtlarını oradan alıyor. Veya denizaltılar yakıtlarını alamayacak boyuta gelebilir. Birazdan katastrofik senaryolardan bahsedeceğiz. Elektrik üretilemediğinde, dağıtılamadığında, su verilemediğindeki katastrofik senaryolardan bahsedeceğiz. O yüzden aslında bizim cyber physical dediğimiz yapı bizim dijital yaşamın temelini oluşturan aslında modern yaşamın temel prensiplerini oluşturuyor. Nedir o? İşte sabah kalktım, ulaşım aracı kullandım. İşte belki kahve makinesi kullandım. ATM kullandım. Bunlar aslında her biri bir tarafı siber, bir tarafı fiziksel olan bileşenleri içeriyor. Şimdi biz burada hani bu tarz altyapılarda, yani siber fiziksel dünyayı içeren tesislerde de altyapılarda çalışırken de bazı konfliktleri çatışma alanlarında yönetmemiz gerekiyor. Şimdi birinci çatışma alanı, Türkiye'de uzun yıllar bu işi kimin yöneticiliği tartışıldı. Hani mesela şöyle desem, enerji değil de böyle diğer sektörlerde mesela cyber physical dünyanın güvenliğini yöneten ekip kimdir desem cevabı olan var mı? Cevap olan yok. Bu şöyle bir tartışmaydı. IT ekipleri mi yönetecek, OT ekipleri mi yönetecek, yoksa bunu bir governance ekibi mi yönetecek gibi tartışmalar oldu. Günün sonunda maalesef IT security ekiplerine kaldı bu yolculuğun sonu. Bu da şunu getiriyor. Yani bambaşka bir dil, bambaşka bir dünya, bambaşka bir çatışma ortamında sizin IT ve OT, yani operasyonel anlamdaki dinamiklerin ekiplerini yönetmeniz gerekiyor. Bu da iki farklı kültürün arasında bir denge unsurunu bulmanız gerekiyor. Şimdi birinci denge noktası şey, güvenli olsun, o güvenlikle beraber operasyon sürekli olarak güvenli bir şekilde devam etsin. Bir yandan da ben hani operasyona devam edeyim ki şirket amaçlarına ulaşsın. Hani bir şirketin asıl amacı değer üretmek. İşte otomotivdeysek o arabayı üretmek zorundayız. İşte rafinerideysek o petrolü üretmek zorundayız. Yani öyle önlemler aldım ki bunları üretmeme engelliyorsa o zaman ciddi bir problem var demektir. O denge noktasında da genellikle bir çatışma kültürü oluşuyor. İşte bu ara çatışma kültürünün iletişimini yapmak gerekiyor. Çünkü üst yönetim gözüyle geriye dönüp baktığımızda da yapılması gereken bir iş var, bir çıktı var. Onu üretmem gerekiyor, bunu güvenli üretmem gerekiyor. Oradaki mikro detaylarla da üst yönetim genellikle ilgilenmiyor diyebiliriz. Şimdi biz ekip olarak özellikle oradan bir örnek vereyim. İçerisinde işte IT security ekipleri
geçmişi olan, OT geçmişi olan, işte Anomaly ve Threat Detection geçmişi olan hibrit bir ekip kurgulamaya çalıştık. Yani sahayı bilen, sahanın güvenlik gereksinimini bilen bir ekip kurgusu ilerlemeye çalıştık. Bunu yaparken de bir misyona sahip olmanız gerekiyor. Şimdi insanlar işte Etiyopya'ya gidiyor, Vietnam'a gidiyor, Filipinler'e gidiyor. Bir misyonunuz olmadan bunu gerçekleştirmek zor. Geriye dönüp baktığımızda da biz hani bu misyonu nasıl tanımlarız? O da Gartner'ın bu beklentisini boşa çıkarmak. O da şu, 2025 yılına kadar güvenli olmayan cyber physical sistemler insani ve çevresel felaketlere neden olabilir. Eğer biz yaptığımız işlerle, topluluk faaliyetlerle bunun aslında önüne geçebilirsek, o zaman aslında yaptığımız işte başarılı olabiliriz ya da başarmış sayabiliriz. Peki, bunun Hollanda'da bir inekle nasıl bir ilgisi olabilir? Tahmin? Yok, değil. Cyber Physical Security ve inekler. Güzel. Sera gazı da geldi, üretim tesisi de geldi. Şöyle bir kitapta geçen senaryo. Elektrik kesiliyor. İşte elektrik kesildiğinde işte doğal gaz akışında vesaire petrol akışında sıkıntılar olmaya başlıyor. Şimdi dijital ekonomilerde, dijital tarım altyapılarında ineklerin otomatik sağladığı sistemler var. Şimdi bir gün çalışmıyor, iki gün çalışmıyor, üç gün çalışmıyor. Bir noktada bu canlılar patlama noktasına geliyor. Hani aslında bahsettiğimiz senaryoda şey değil. Hani işte insani ve çevresel felaketler. İşte burada o zincir bir şekilde başlıyor. Hatta hani birazdan bahsedeceğiz kritik altyapı nedir dediğimizde. Yokluğunda aslında çatışma ortamının oluştuğu, işte milli güvenliğin bozulmaya başladığı alanlar gibi adresleyeceğiz. Bu sadece bir canlının bir zincirdeki bir yokluğunda cyber physical o süreklilik ve dayanıklılığın bozulmaya başladığı noktada karşılaştığımız bir senaryo. Çok da böyle bir science fiction durum artık değil bizim açımızdan. Şimdi bir diğer noktamız da şu. Tamam hani insani felaketlerden kaçınalım, çevreyi koruyalım. Bu her zaman tek başına yeterli gelmiyor. Sabahki oturumlarda da dinledik. Beklenmedik duruşlar. Şimdi bu beklenmedik duruş dediğim şey enteresan. Bir makine arızası da, frekans bozulması da, işte bir makinenin gereğinden fazla titreşmesi de bizim korumaya çalıştığımız altyapılarda bir güvenlik veya süreklilik zincirini bozuyor. Şimdi bunun yaşanma oranı %82. Ve bunun saatlik maliyeti de ortalama $250,000. Ama siz çok core bir sistemi durdurduğunuzda bir şey üretemediği için maddi kaybı oluyor. 2, regülatif bir alansa cezası oluyor. 3, daha farklı katastrofik senaryolar içeride tetikleniyor. Yani bizim yapmaya çalıştığımız bir diğer konuda hani güvenlik, dayanıklılık, cyber physical sistemlerde bu beklenmedik duruşların siber güvenlik kaynaklı olabilmesinin önüne geçebilmek ya da oluştuğunda erken uyarı sistemlerini kurgulayabilmek. Çünkü yine Özgün Hocam da sabah bahsetti. Biraz ona da değineceğiz. Hangi dayanıklılık, hangi rezilyans, hangi direnç, hangi esneklik? Onları da yine cyber physical ekosistemde tartışmamız gereken noktalardan bir tanesi. Ben uzun yıllardır bunu artık iş olarak görmüyorum. Hayatımın bir parçası gibi görüyorum. Hani OT ve cyber physical security ve bu bir yolculuk. Bu yolculuğun içerisinde de dünyada, Türkiye'de hem işletmeler açısından hem paydaşlar açısından birçok değişimler oldu. Çok klasik olacak ama hani bu bir proje değildir. Başlangıcı bitişi yoktur. Bu tam anlamıyla bu alan gerçekten sonsuz bir döngü olarak tekrar ediyor. Çünkü düşünce süreleri, tasarım süreleri çok yüksek. Örneğin mesela bilgisayar değişim cycle'ımız bir bankada kaç yıldır? 3, 5, son kullanıcı. Güzel. Hangisi kısa? Satarken. Şöyle yani 3 ya da 5 yıl. Şimdi ben şöyle bir anımı hatırlıyorum. Bir tesise gittik. İşte buhar yönetimi yapan bir tesis. 1960'tan beri orada olan ve çalışan bir ekipman var. Ve makina ilk ayarlandığı ayarlarla ve performansıyla çalışıyor. Yani hani daha dün gelmiş gibi. Şimdi bizim uğraştığımız altyapılar aslında 1800'den beri olan o makine devriminden gelen, sonra onun elektronikleşmesi, kontrolleşmesi gibi aslında uzun bir yolculuktan geliyor. Şimdi biz buraya bir siber güvenlik giydirmesi yapmaya çalıştığımız zaman hani bizim cycle'ımız 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl. Hani bir de Akdeniz ilkiminin verdiği senaryolar var. Hani uzun bir şeyi düşünmek, tasarlamak genellikle oralarda çok makro sapmalarımız oluyor. Tüm bunlarla beraber aslında bizim çok uzun vadeyi düşünüp bu yolculuğu tasarlamamız gerekiyor. Yolculukla ilgili de şöyle bir sıkıntı var. Şimdi yolculuk var. Hani nasıl yapacağız bu yolculuğu? Hani uçakla
mı gideceğiz, trenle mi gideceğiz, işte mavi trenle mi gideceğiz, işte daha hızlı bir trenle mi gideceğiz gibi gibi konular var. Maalesef bisiklet yolculuğu. Yani o eforu vereceğiz. O efor verdikçe biz aslında ayakta kalacağız. Veremediğimizde belki ya dinlenmemiz gerekecek ya düşmemiz gerekecek gibi bir senaryo. Yani aslında bu yolculuk biraz meşakkatli. Neden bunu aktarmak istiyorum? Şimdi bu alan işte o diğer raporlarda da görüyoruz. OT, IoT, hani niş, tamam ilgi duyuyoruz ama uzun soluklu bir planınız, düşünce tarzınız yoksa buralarda mutsuzluklar oluşmaya başlayabiliyor bütün perspektiflerden baktığımız zaman. Tamam, bunu can olarak söyledik. Gartner peki bunu nasıl tanımlıyor? Yani özellikle böyle toplantılarda bahsetmek iyi oluyor. Şimdi bu da bir yolculuk diyor. Cyber Physical Security yolculuğu. Bunu da 6 fazla tanımlıyor. İşte faz 1 farkındalık. Şimdi farkındalık şöyle oluyor endüstriyel tesiste. Yandaki fabrikaya ransomware gelmiş. Ya da işte tenis ya da golf oynarken üst yöneticiler konuşmuş ya OT security diye bir şey var. Hani bir şekilde farkında olmuşuz ya da gerçekten kurumsal refleksler bizi oraya tetiklemiş. Regülasyon belki bizi oraya itmiş. Daha sonra işte bir etrafta ne dönüyor ona bakılıyor. Daha sonra o wow moment dediğimiz alan oluşuyor ya. Eyvah. Şimdi şöyle düşünün. Bir güvenlikçi ya da siber güvenlikçi olarak ya da bir süreklilikçi olarak şunları görmeye başlıyorsunuz. İşte güvensiz protokoller, default parolalar, uzak bağlantılar. Kimde nerede ne aset var, nasıl bir bağlantı yapıyor, onu kim değiştiriyor? Hani böyle tamamen böyle bir şeyin içindesiniz, yangının içindesiniz. Yani bir şeyler oluyor sürekli. Sonra şuna yapmaya çalışıyoruz, yangını söndürmeye çalışıyoruz. Onun bir sonraki faz oluyor bizim için. İşte firefighting kısmı başlıyor. Şimdi bu yangını nasıl söndüreceğim? Helikopterle mi, uçakla mı söndüreceğim? Yoksa böyle hani içeride bir şey mi var? Bu eğer yine gerekli o know-how, o şey yoksa ters tepebiliyor. Şöyle bir anımı anlatayım. Bağlantıyı şöyle kurayım firefighting'le. Bir instant handling işi yapan yurt dışında bir OT uzmanıyla karşılaştık. Dedi ki ben reflekslerimi geliştirmek için yangın söndürmeye gidiyorum dedi. Yani gönüllü olarak Almanya'da yangın söndürme operasyonuna katılıyormuş. Bence ciddi bir tecrübe katıyor. Yani kriz anında duygularınızı, düşüncelerinizi böyle soğukkanlı bir şekilde yönetebilmek, olaya müdahale edebilmek. Bu da o yetenekleri gerekli kılınan bir alan. Çünkü bir yandan da kalp ameliyatı yapmaya devam ediyoruz. Yani dünya yanıyor. Siz birini kurtarmaya, bir operasyonu, bir fiziksel tesisi kurtarmaya çalışıyorsunuz. Ama hala yapamadıklarınız var. Çünkü tesis dinamikleri buna izin vermiyor. Daha sonra entegrasyon, optimizasyon. Tümleşik bir OT, IT stratejisi. Ya da ben tüm kurumsal reflekslerimle optimize olmuş bir reflekse dönüştüğüm aşama. Peki buradaki evrim nasıl gerçekleşti? Yine Gartner'a göre baktığımız zaman sabahki oturumlarda da İşittik hani daha izole olan sistemler. Böyle olan yapıların birkaç sektörde hala var. Ama dijitalleşme geliyor. Bununla ilgili Türkiye'de de sektör paydaşlarımız var. Şimdi bu dijitalleşmeyle beraber artık kurumsal refleksler güvenliğin düşünme eğilimine doğru gidiyor. Şimdi biz şu mor izolasyon dediğimiz işte bir nükleer tesis kendi başına çalışıyor. Güzel. Biz onun orada olduğunu bile bilmiyorduk. Şimdi o var bir şeylerle konuşmaya başlamış. IT, OT. Gidiyoruz bir fabrikaya, cloud'a doğru entegrasyon var. Çünkü daha core operasyonlar oraya doğru taşıyor. Yani ben more izolasyondan more connectivity'ye gittiğim bir dünyada da daha çok network centric çözümler. İşte size belki komik gelecek ama işte firewall koyalım, işte DMZ'leri yapalım, VLAN'ları yapalım. Neydi bunlar? 15-20 sene önce sizlerin konuştuğu konulardı. Şimdi biz bunu hala OT'de konuşuyoruz ve hala yapılamayan yerler var. Şimdi bu... İşte elimizdeki kartların ne kadar aslında farklı dağıtıldığını gösteren bir senaryo. O yüzden bizim gösterdiğimiz refleksler hani bir şey nasıl yapılacağını biliyorsunuz. Elinizde o teknolojiler var, o know-how var ama onu yapmamak için birçok sebep karşınızda var. İşte o kartlara rağmen bu oyunu sürdürebilmek, cyber physical dayanıklılığın aslında başlangıcı olmuş oluyor. Ve buradaki stratejilerin daha asset ve proses centric bir dünyaya doğru evrildiğini görüyoruz. Yani ben daha çok bir visibility sağlayayım. Bunun üzerine bir aslında güvenlik mimarisi inşa edeyim. Çünkü insanlar şunu bilmiyor. Mesela birazdan tartışacağız. Bankanın cyber physical sistemi. Firewall'dan sonrası eminim yoktur birçok bankada. Çünkü hani orada regülasyondur, kurumsal reflekslerdir hepsi var. Onun yan tarafına geçtik. Firewall'un arkasında birazdan tartışacağız. Muhtemelen hiçbir görünürlüğümüzün olmadığı bir dünyayla boğuşmaya başlıyoruz. Peki o zaman şu cyber physical terimini biraz değişmeye çalışalım. Şimdi farklı ülkelerde bunun farklı tanımları var. İşte
Mesela cyber physical ve kritik altyapı terimleri birbiri arasına bir noktada geçiyor. 16 farklı sektör olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde bunlar sınıflandırılıyor. Şimdi bunların içerisinde baktığımız zaman da mesela şöyle hızlıca bakıyoruz. Finansal servisler de bunun içerisinde. Nasıl olabilir? Cyber physical sistem bir bankanın içerisinde ne olabilir? ATM'de. Güzel. İlk aklımıza gelenler daha çok fiziksel dünya ve fiziksel ve güvenlik dünyası. Bunun ötesinde aslında yine banka ve dijital altyapılarda kullandığımız yapılar var. Mesela burası hani smart building diyelim veya bir data center yapımız var. Şimdi data center'da bina otomasyon sistemi kullanıyoruz. İşte bir data center gittiğinde neler olabileceğini de daha önce deneyimledik. Ve bunun farklı farklı tesislerde de olabileceğini, replike olabileceğini görüyoruz. Mesela buradaki iklimlendirme, plazadaki işte asansör akışı, ışıklandırma ve oradaki sistemlerin çalışması tamamen bizim bir santralde ya da bir farklı bir üretim ortamında gördüğümüz kontrol sistemi ve protokollerle birebir aynı. Tamamen farklı bir proses inşa ediliyor. Şimdi mesela Dubai'ye gidiyorsunuz, devasa gökdelenler, su yönetimi yapmanız gerekiyor. Bambaşka problemler. Belki burada da bir atık su yönetimi olabilir. Ya da başlı başına biz ülke başına elektriği konuşuyoruz. Şimdi bu binanın da bir elektrik yönetimi ihtiyacı var. Burada bir elektrik operasyon ihtiyacı var. İşte AVM'lerde, büyük altyapılarda. Şimdi ne oldu? Ben aslında data ve dijital dünyaya odaklanmışken bir anda böyle bir resmin dışına çıktım. Bu operasyonları devam ettirmem için bazı fiziksel operasyonlarım var ve güvenlik operasyonlarım var. İşte cyber physical ekosistem. Bir anda bilmediğim bir dünya, varlığını bile bilmediğim bir dünyayla aslında güvenlik oluşturma ihtiyacım oluşuyor bu noktada. Şimdi az önce mesela tarım. Belki daha önce ufaklı bakış açısını yakalamamıştık. Yani ineği görene kadar belki onun bir aslında hani bir tarım sektöründe de cyber physical security ve dayanıklılığı konuşmayı belki daha önce zihnimize gelmemiş olabilir. Şimdi bizim tabii ağırlıkla kritik altyapı deyince ya da cyber physical deyince koca koca devasa tesisler geliyor. Santral geliyor, rafine geliyor, elektrik dağıtımı geliyor, baraj geliyor. Bunlar var ama bunların dışında bu tarz cyber physical, işte dijital dünyanın içerisinde de olan yapılar da var. Zaten bu noktada işler karışmaya başlıyor bizim açımızdan. Şöyle bir adım yine geriye çıkıyorum. Hani hiçbir şey hatırlamazsak bugün birkaç tane görselle bir şeyler hatırlayalım istiyorum. Şimdi sol tarafta bir tane ATM görüyoruz. Böyle bir görsel buldum buraya özel. ATM de cyber physical bir ekosistem bileşeni. Şöyle bir insan makine arayüzü var. Hani siz işte kart takıyorsunuz ya da QR'la gidiyorsunuz. Seçimler yapıyorsunuz. Yani makineyle bir etkileşim içerisindesiniz. Makine size fiziksel olarak bir para sayma, aslında fiziksel yapmıyor ama parayı verme işlemi yapıyor. Yani sizin siber dünyada aldığınız aksiyonlar dijital bir katmandan geçiyor ve fiziksel bir çıktıya dönüşüyor. Yani böyle çok kompleks düşünmemize gerek yok cyber physical dünya için. Hemen yan tarafa geçiyorum kahve makinesine. Kahve makinesi de bir cyber physical ya da kabaca bir OT sistemi diyebiliriz. Nasıl? Geliyor bir kere suyu ısıtıyor. Aynı işte santralde olduğu gibi, aynı rafineride olduğu gibi. Onu bir kahvenin üzerinden geçiriyor. Bir proses var. Ona göre de farklı, eğer daha dijital bir kahve makinesi varsa işte onun işte şekeri vesaire gibi operasyonları da yapıyor. Ne olmuş oldu? Bir akıl katmanından ya da fiziksel katmanda bir prosesten geçerek bir cyber physical ekosistemi kurgulamış olduk. İşte buna benzer örnekleri düşünerek biz kendi çalıştığımız tesislerde de bir cyber physical sistemimiz ya da OT sistemimiz var mı diye düşünebiliriz. Peki kritik altyapı nedir? Mesela bankacılık sektörü kritik altyapı mıdır? Finans sektörü. Yasaya göre. Güzel. O zaman bir bakış açımız yasalar ne diyor? Mesela ben şey desem, finans sektörü kritik altyapı değildir desem. Burada banka demeyeyim de. Bankada demeyiniz. Aynen. Yok onu demeyeceğim. Yani tepkiyi merak ediyorum en azından. Önden ölçeyim. Ya da ne kritik altyapıdır desem. Şöyle hızlı biraz. Enerji. Enerji güzel. Cepte. Ulaşım. Su. Savunma sanayi. İletişim. Güzel. Aslında bayağı güzel cevaplar aldık. Genelde ben hep böyle 2-3'ü geçmiyor örnekler. Şimdi mesela ben geriye doğru zihnimi zorluyorum. Hani ilkokul şeylerine gidiyorum. Mesela ulusal stratejiler neydi ya? Bize ne öğretildi diye bakıyorum. Mesela bir enerji koridoru olma yolculuğumuz öğretiliyordu. Herkes anımsayanlar vardır en azından.
Şimdi o zaman ben şunu düşünüyorum ya, ülkenin böyle bir hedefi var. O zaman bu kritik altyapı olmalı. Şimdi bakıyoruz, enerji sektöründe ciddi düzenlemeler var. Her şeyin göbeğinde. Tamam, o zaman ulusal stratejiyle hayattaki stratejiler bir şekilde eşlenmiş. Bir de burada ülke stratejisi var, bir de siber güvenlik stratejileri var ulusal çapta. Burada da bir enerji sektörü atıfı var. Geriye gidiyorum. Hollanda'ya gidiyorum. Hollanda'da bir Dutch bir vatandaşım. Benim için kritik altyapı ne olabilir? Su güzel. Wonder Park'a gidilmiş. Kapaklar bence. Güzel. Yine su. Güzel. Bisiklet ulaşım. Şuraya varacağız. Şimdi ben ama şeye gittiğimizde, Türkiye'ye gittiğimizde hiç kimse böyle su ya da kapak refleksini göstermedi. Yani biraz o tarafa gittik, değişti. Şöyle biraz Orta Doğu'ya inelim. Suudi Arabistan'a gidelim. Su güzel. Diğerini duymadım. Bir şey dediyseniz. Odaklar sizde şu an. Soğutma güzel. O zaman ya bu ülkeye göre, bölgeye göre değişebilen bir şey. Yani bir yanda ulusal strateji var, bir yanda ülkelerin stratejileri var. Bunlar birbiriyle align oluyor. Sonra bunlar regülasyona dönüşüyor. Sektör refleksleri o anda oluşuyor. Şimdi aslında Suudi Arabistan'a gittiğimiz zaman su güzel. Petrol de aslında ana geçim kaynaklarından biri. Şu an onu değişmeye çalışıyor ülke vizyonuyla. Türkiye'ye bakıyorum. İşte enerji koridoru olacağız. Kritik altyapı olmalı. Ulaşım hub'ı olacağız. Bununla ilgili projeler var. Bir yandan finans merkezi olacağız. Bununla ilgili projeler var. Yani aslında kritik altyapı dediğimiz şey illa cyber physical ya da OT olmak zorunda değil. Yani devasa böyle karmaşık yapılar olmak zorunda değil. O yüzden de bizim bunların aslında bir ülkeye gittiğimizde birbirini tamamlayan denklemler mi? Değilse o zaman ben şey diyebilirim. Ya finans sektörü kritik altyapı değildir diyebilirim ama ulusal siber güvenlik stratejisi onu dememi engelliyor mesela. Ve ülkede yaşadıklarımız da onu engelliyor. Yani hani 6 saat, 1 saat, 1 gün, 2 gün kesildiği zaman hayatımızın nasıl etkilenebildiğini gördük. Yani önemli bir yapı taşını oluşturduğunu gördük. Çünkü şöyle bir tanım var. Bozulduğunda insani çevresel felaketler gibi işte milli güvenlik problemlerine yol açabilen, oraya ciddi bir ülke çapında finansal zarar verebilen tesislerin her biri kritik altyapı olarak adlandırılıyor. Bunun içerisinde Hollanda'ya gittiğinizde tarım da girebilir. Suudi Arabistan'a gittiğinizde su da gelebilir. Yine Hollanda'ya gittiğinizde su kanal yönetimini yapamazsanız ki birçok ülkenin savaş planı da vardır. Hani Hollanda'nın işte kapaklarını devre dışı bırakayım. Okyanusun altında kalıyor çünkü ülke öyle bir şey olduğunda. Bu o zaman ülkeye, bölgeye, stratejiye göre ve dinamiklere göre değişen bir şey. Biz bir kritik altyapı dediğimiz zaman illa böyle devasa böyle proseslerin olduğu bir yapı düşünmek zorunda değiliz. Bunların da bir matriksi var aslında. İşte burada farklı farklı sektörlerde farklı farklı bizim endüstriyel otomasyon sistemlerinin olduğunu görüyoruz. Şimdi biraz buraları derinlikle anlatıyorum ki hani zihinsel olarak bu cyber physical dayanıklılığı tasarlarken en azından böyle birkaç hap bilgi transfer edebilirsek bizim için faydalı olabilir. İşte bir finans sektörüne gittiğimiz zaman işte fiziksel güvenlik bileşenlerinin olabildiği gibi az önce dediğimiz bina otomasyon sistemleri gibi konularda karşımıza çıkabiliyor. Yani bizim düşünce tarzımızın buradaki teknoloji tiplerinin ve sektör tiplerinin uyuşmasını bir arada yorumlamamız gerekiyor. Şimdi iş sürekli uzmanı değilim. Dayanıklılık daha çok hani o benim haddim değil ama şöyle bir zorluk olduğunu düşünüyorum kritik altyapıda. Hani iş sürekli planları hazırlarken duyduklarımdan hareketle yorumlayacağım. Hani kurumsal dinamiklere, sektörel dinamiklere hani ilişkide olduğumuz birçok kontekst aslında incelenerek buradaki analizlere doğru gidiyoruz. Farklı hedefler koyuyoruz. Şimdi öyle bir domaindeyiz ki bizim dışımızda her şey bizi etkiliyor. Burada da kritik altyapılar arası ilişkiyi görüyoruz. İşte mesela finansla ulaşımın bir ilgisi var. Ya da işte elektrik her yere etkiliyor. İşte elektrik gittiğinde belli bir müddet sonra ülkenin nasıl aslında can damarlarının kesildiğini gördük. Bunlar o zaman bir domino etkisi yapıyor. Yani ben o zaman dayanıklılık planı yaparken ya da süreklilik refleksini geliştirirken kurumsal dinamiklere bakacağım. Bir adım geri gittim. Etrafımda ne gibi kritik altyapılarla ilişki içindeyim? Bir de düşünmediğim aslında bir şeyler beni etkileyebilir mi? Daha tümleşik bakmamız gerekiyor. Öbür türlü burada bir domino taşı devrildiğinde, elektrik kesildi, rafineriye enerjiyi vermezseniz ciddi patlamalarla sonuçlanabilir. Belli bölgeleri kaybedebiliriz. Ya da işte suyu yönetemediğiniz bir ülkeyi okyanus altına gömebilirsiniz.
Bu neyle ilişkili? Yine elektrikle ilişkili. Yani öyle grift bir zeminde siz süreklilik, yani şimdi buraya bir güvenlik inşa edelim dediğimizde bir sürü refleksle karşılaşıyoruz. Güvenli olmayan bir şey nasıl dayanıklı olacak gibi bir uzun bir yolculuğun içerisinde kendimizi adresliyoruz. Şimdi yine bir yolculuğa çıkalım. Hepimiz hani farklı bir şekilde ulaşımın bir parçası oluyoruz. Uçak, araba vesaire. Bunlar da işte bir aslında kıyafetlerimize kadar petrolle ilişkili bir dünya. Şöyle ben bir tane prosesin yoğun olduğu bir sektör örneklemeye çalıştım. Gördüğünüz gibi böyle farklı farklı core proseslerimiz var. İşte o ham petrolü aldınız, ondan işte mazotu çıkaracağız, beyaz ürünü çıkaracağız, asfaltı çıkaracağız. Bir yandan bunun işte utilities'i var. İşte basıncını yöneteceğiz, suyunu yöneteceğiz, buharını yöneteceğiz, elektriğini yöneteceğiz. Diğer taraftan atığını yöneteceğiz, IT sistemler olacak, trade operation'ları mı olacak? Şimdi süreklilik planını veya dayanıklılık planı yaparken de bu gerçekten endüstri olarak hangi operasyonun döndüğünü de bilmem lazım. Yani bir bankada cyber physical olarak elektriğimi yönetiyorum, suyumu yönetiyorum, işte asansörümü yönetiyorum, ışıklandırmayı mı? Bunların olmadığında da burası nasıl çalışırı, işte o dayanıklılığı planlarken ve güvenlik ve risk algısını oluştururken bunlara bakmam gerekiyor. Şimdi bunlar da birbiri arasında aslında bir ilişki içerisinde. Bunlar yine ISS4'ten ağırlıklı alınmış görseller. İşte bir girdim var, bir çıktım var. Bunu yapmak için işte kaynaklar kullanıyorum ve çevreyle bir ilişki içerisindeyim. Aslında tüm denge prosesin işte o atık su mu, elektrik mi, bina otomasyonu mu? Sizler için anlamı neyse, elektrik dağıtım, elektrik üretim olabilir. Neyse onun etrafına kurguladığınız bir dünyayla aslında var oluyor dayanıklık planı. O zaman literatürü bizim kazandırdığımız bir tane örnekle ilerlemek istiyorum. Probiyotik atak. Nasıl bir şeydir? Ne hissettiriyor size? Yok, bu komple bir şeyi, oil and gas sektörünü devre dışı bırakacak bir saldırı. Bunu biz şeyde, oil and gas summit'te, SANS'ta, Texas'ta sunmuştuk. Orada biliyorsunuz şey, petrolün yoğun olduğu bir yer. Şöyle açıklayayım, çok detayda sizi boğmayayım. Aynı insan vücudu gibi düşünebilirsiniz rafinerileri. İşte girdiler var, çıktılar var. Bunları yönetemezseniz günün sonunda operasyonlar bozuluyor. Bunlardan bir tanesi de atığı yönetebilmek. Atığı yönetmek için de bazen canlı sistemler kullanılıyor. İşte Türkiye'de, dünyada bakterilere siz atıkları yediriyorsunuz. Şimdi şöyle, bunu operasyonu iyi yönetemezseniz bir müddet sonra atık yönetimindeki aksaklıklar sizin o ticari operasyonları yapmanızı etkileyebilir. O zaman ben şunu düşünüyorum. Ya ben niye bir kontrol sistemini ele geçirmeye çalışayım? Dijital bir sistemden IT'den OT'ye sızdım, oradan bir şey etki ajanı gönderdim falan. Hiç uğraşmıyorum. Ya şu bakterilerin sıcaklığını bir arttırayım, biraz aç bırakayım. Bakteriler bir ölsün. Bunda kimse fark etmesin, yanlış raporlansın sisteme. Yavaş yavaş atığı yönetemez hale ve sistemi çalıştıramaz hale gelsin işletme. O zaman benim bakış açım da değişti. Bu biraz şeye benziyor. Uygulamalardaki business logic hatalarını bulmak, işte 1 liraya işte 1000 liralık şey almak veya işte oradaki iş akışını bozmak. Şimdi tasarım bu. O bakteri o atığı yiyecek ve sizin kontrolleriniz onu sense edecek şekilde değilse bunu algılamak da çok zor. Yani gerçekten manuel inspection'lar falan da gerekiyor olacak. Yani sadece tek bir sektöründeki tek bir uç örnek. O yüzden dayanıklılık tasarlamak biraz daha farklı refleksleri gerektiriyor. Şimdi yine sık kullandığım görsellerden bir tanesi. Endüstriyel tesislerde zaman bir yanılsama. Ya da kritik altyapılarda ya da cyber physical sistemlerde zaman aslında bizim çok kontrolümüzde olmayan bir yapı. Bunu neden söylüyorum? Şimdi burada belki anlamlandırmak için yine bir sektör değiştirelim. Üretim sektöründeyim. 700 santigrat derece, 800 santigrat derecede fırında bir operasyon yapıyorum. Ciddi bir doğalgaz yakıyorum falan. Sonra bir şey oldu, bir arıza oldu, bir siber saldırı oldu diyelim. Bu cihaz soğumaya başladı fırın. Şöyle oluyor, o fırın soğuduğu zaman sizin onu tekrar 700 dereceye getirmek için önce fırını yakıyorsunuz fiziksel olarak, yıkmak. Daha sonra tekrar onu inşa ediyorsunuz. Bu arada yurt dışından ekipman getiriyorsunuz, uzman getiriyorsunuz. Tekrar ısıtıyorsunuz. 1 saatlik durdu fırın, 20 günüm yok oldu. Yani 1 saatlik kritik altyapıdaki, cyber physical bir ortamdaki duruşun böyle bir zincirleme etkisi oluşmaya başladı. Ya da petrol doğalgazdayım, yüksek sıcaklık, yüksek basınçta operasyon yapıyorum. Sıcaklığı, basıncı yönetemedim. Borumun içerisinde ham madde dondu. Geçmiş olsun. Tekrar getireceksiniz, tekrar uzman, tekrar tasarım, tekrar lisansör girecek devreye ve
Gördüğünüz gibi bu sadece siber güvenlik değil. Arızadan da kaynaklanabilir, yanlış operasyonla kaynaklanabilir. Ama işte en affedilmeyen yer genellikle böyle mühendislerin ya da işte tasarım hatalarının aslında korunabilecekken korunamayan altyapılardaki şey ilgi çekiyor. İşte bu bir siber saldırıyla falan olma ihtimali ya da olduğunda gerçekten o zaman potaya giriyoruz biz uzmanlar olarak. Yani bize düşen de bütün bu reflekslerle bunu yönetebilmek. O zaman yine çok klasik olacak bu sunum açısından. Neyle karşı karşıyayız? Hani işin kötü tarafı da kritik altyapılarda genellikle nation state dediğimiz seviyeye çıkmamız gerekiyor. Şimdi bu seviye nasıl bir seviye? 2007 yılına gidelim. IDEO Nation Lab'ın bir tane testi. 17 satırlık bir kod. Bir tane jeneratörü nasıl devre dışı bırakıyor bakalım. Şu an devreye gir çık komutları geliyor. 17 satırlık bir koddan. Ya bu eski teknoloji biraz. Hani bunu şimdi yapmak biraz oraya gir, bu operasyonları yap. Belli zorluklar var. Dalgalanmalara cevap veremez noktaya geliyor. Ekipman gitti. Şimdi ben bir dayanıklık planı yapacağım. Switch olsaydı, bir cold backup'ım olsaydı, redundant çalışsaydım, ona göre bir tasarım yapsaydım, hani bu tesisten belki bir tane daha yedek tesis kursaydım gibi şeylerim de yok. Hani zaten tesis $1,000,000, $500,000 atıyorum bir cihaz ya da bir ekipman. Hani bunu yapma şansınızın olmadığı bir dünyada bizim bu tasarımı veya bu refleksleri gösterebiliyor olmamız gerekiyor. Peki bunlar gerçekten dünyada oldu mu diye baktığımızda yine SANS'ın dokümanlarına referans aldığımızda böyle çokça duyduğumuz tabii saldırılar da var ama şuna odaklanmayı burada ben arzuluyorum. O da şu, bu tarafa doğru gittiğimizde, impact alanına doğru gittiğimizde işte safety, birazdan değineceğiz, işte güvenilirlik, asetlerime doğru, yani az önceki asetlerime doğru zararın oluştuğu kısım. İşte Orta Doğu'daki safety sistemlerine yapılan saldırı doğrudan çalışsaydı insani ve çevresel bir rafineri ya da bir power plant'i patlatabilecek boyuttaki kontrollerin devre dışı bırakıldığı bir saldırı. Diğer tarafa da bakıyorum, böyle genel geçer tool, malware vesaire gibi kullanımlardan daha böyle odaklı saldırıya doğru bir gidiş var. Zaten hani bizim kendi planlarımızı yaparken de yani şuraya doğru olan saldırılardaki defans mekanizmalarını kurabilmek için ciddi uzman ve yatırıma da ihtiyaç var ve bu çoğu zaman çok gerçekleşebilir değil birçok sektör açısından. Geri geliyorum. Burada tabii bunu gerçekleştirmek de kolay değil. Yani şimdi savunma yapmak zor ama saldırı yapmak da zor olduğu bir yani kritik altyapıda da bunlar bilindiği için tasarım olarak da siber güvenlikli tasarlanan tabii ki yerler var. O yüzden de kolaylıktan zorluğa doğru gittiğimiz noktada yine kalıcı endüstriyel saldırılar ya da saldırının tekrarlanabilirliği gibi. Mesela işte Ukrayna enerji altyapısına gittim, 3 yıl kaldım. Tekrar tekrar saldırıyı yapabilir hale geldim. Bu işte tehlikeli olan bir tehdit boyutu, tehdit aktörü boyutu. Bizim endüstriyel ya da cyber physical, OT, IoT nasıl dersek o kümeyi, neyle uğraştığımızı bilebilirsek buna göre bir direnç ve refleks gösterebiliriz. Ve burada biz şimdi riski nasıl hesaplayacağız? Şimdi, yani siz yine bu işin uzmanlarısınız. Ben riski kendimce şöyle basitleştiriyorum. Gelecekteki kayıp beklentisi. Yani henüz oluşmadı. Şimdi gelecekteki kayıp beklentisini benim adresleyebilmem için beklenti, yani olasılığı bir adreslemeye çalışayım. Kayıp, yani impact'i biraz düşünmeye çalışayım. Şöyle bir sıkıntı var. Şimdi mesela atıyorum, su basma ihtimaline karşı elimde nasıl bir data var? Benim olduğum sektörde öyle bir data yok, istatistik yok. Atıyorum, siber güvenlikle ilgili bir riski ölçmeye çalışıyorum. Saldırılar ya bilinmiyor, ya tespit edilemiyor, ya da istatistik yok. O zaman ben bu kayıp beklentisini beklentiden, yani olasılıktan ölçemiyorum. O zaman impact, yani bu olay gerçekleştiğinde, bu risk gerçekleştiğinde nasıl bir yere gidebilirim ve onu korumak için ne gibi önlemlerim var? Yani daha adaptif, daha etki odaklı bir riske odaklanmam gerekiyor. Oraya doğru baktığımız zaman da biz özellikle şuraya hani manipülasyon ve kayıba odaklanırız. Kayıpta da loss of view ve loss of control dediğimiz. Yani
Elektriği üretiyorum ama nasıl bir üretim yapıyorum göremiyorum. Loss of Weave. Santral kordulardan çıktı. Dur diyorum santrale. Durmuyor. Loss of control. Bu etkilere göre ben tasarımı yaparsam daha gerçekçi bir siber güvenlik riski, sürekli bir dayanıklık planı ona göre yapabilirim. Ülkemizden biraz uzaklaşalım. Amerika'da en çok aranan tehdit grubu hangisidir enerji sektöründe? Var mıdır böyle okuduğumuz makale? Kimlerle daha çok uğraşıyorlardır enerji sektöründe? Pipeline saldırısı var ama şöyle tehdit grubu olarak düşünüyorum. Yani öyle bir grup ya da gruplar var ki ülke isimleri geliyor. Tamam, farklı ülkelerden örnekler geldi. Var mı farklı bir öneri? Arkadaşlar Sincap. Elektrik kesintilerinin hala büyük bir çoğunluğu kemirgenlerden kaynaklanıyor. Şimdi bazen geçici körlükler oluşabiliyor. Yani ben o kadar böyle advanced, APT, nation state bir bakıyorum çok basit bir kontrol var ya. Hani trafoda şey yok, elektrik dağıtıma geliyorum, kapıda kilit yok. Geliyorum bina otomasyon sisteminde firewall dışında önlem yok. Hani şimdi tamam böyle gökyüzüne falan bakıyoruz. Tamam ama yani hani bu tarafta da bir sıkıntı varsa da sincapların o etkisine dönüşürüz. Yani çok basit etkilerden çok ciddi elektrik kesintilerine gidebiliriz. Tehdit algımız da değişiyor. Kritik altyapıya yukarıdan drone'dan ufak böyle patlayıcılar artık atılıyor gibi düşünelim. Var mı drone protection tasarlayan daha önce sistem? Mesela böyle ülkemizin güneyine doğru gittiğimizde bu tarz ihtiyaçlar var kritik altyapıya gittiğimiz zaman. Hatta böyle ülkemizi biraz gidelim. Mesela başka rafinelere gidelim Orta Doğu'da. Uçak savarlar var. Şimdi o kritik altyapı tehdit boyutu. Şimdi bu da bizim düşünmemiz gereken nokta ve kritik altyapının bir kısmında da bizim bu tarz protection sistemlerini görüyoruz. Yani o bizim dayanıklılık planı, süreklilik planı, güvenlik planı. Çünkü ben bir tarafım hala siber, bir tarafım hala fiziksel. İkisini beraber tasarladığım zaman ben dayanıklı, dirençli, esnek olabiliyorum. Biraz bizden bir şey yapalım. Bir data center'ın kapısının önündeyim. Biz değil bu, başka bir fiziksel pentest yapan ekip. Kapının dışında, kapının içinden bir görüntü var. Yani iç ve dış olarak görelim görüntümüzü. Evet. Evet, elektronik sigarayla güvenlikli bir alana geçiş. Neden oldu bu? Şimdi duman dedektörüne ihtiyacım var. Ama duman dedektörünün implement edildiği nokta yanlış olabilir. Benim hani bunu kullanabilecek risk algısını yanlış kurgulamış olabilirim. O zaman güvenlik ve emniyet için kullanılan bir şey bana karşı silaha dönüşmüş oluyor. Niye? Çünkü ben orada aslında o çalışsın ki süreklilik olsun. Ben hani acil durumda kaçayım diye yapıyorum. Ama aldığım önlem bir başka kişiye daha bir giriş noktası oluşturuyor. Başka bir örneğe bakalım. Şimdi biz katmanlı güvenlik mimarlarını vesaire oluşturduk. Güvenlik cihazlarımız falan hepsi var. Prosedür. Yine bir drone geldi. İsrail'de bir üniversite AirGap sistemlerden data transferi ve malware injection üzerine yoğunluk olarak çalışılan bir bölüm var. Şimdi bazı hard drive'larda şöyle bir problem varmış diyelim. Hard drive'a sıfırların birlerin yazılma algoritması public olarak yayınlanıyor ve siz ışıkların yanıp sönmesinden 0 mı 1 mi 0 mı 1 mi gibi data boyutlarını oluşturabiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi bakın yanıyor sönüyor. Şimdi bambaşka bir yerden yine benim güvenliğim ve buna malware injection falan yapılan gibi akustik işte ses dalgası falan gibi yöntemler var. Yani düşünmenin de bir yandan da sonu yok. O yüzden kabul edilebilir bir seviyeye göre bizim tasarım yapmamız gerekiyor. Tamam, tasarım yapalım. Sürekliliği, güvenliği, olgunluğu hepsini konuşalım. Şimdi sahanın da bazı dinamikleri var. Tamam, en önemlisi diyeceğiz, para kazanacağız ama bir kere insan ve çevre vazgeçilmez bir önlem. Yani bunu şeyde hissettirirler size. İşte ayakkabı verelim, baret verelim, arabayı ters park et, şurada bir eğitimini al falan. Hani bugün git yarın gel. Hani onları yaparlar o dirençleri size. Bunun bir sebebi var.
aynı bizim yine webinarlarda konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Mesela şunu deriz ya, havalimanlarında ya da hava yollarında hani güvenliğin kuralları kanla yazılır. Safety'nin kuralları da öyle. Hani bunu yaşanmadan aslında güvenlikte bizim sağlamamız gerekiyor. Ne demek istedik? Şimdi tamam, çevre ve insan sağlığı aslında olan olaylardan dolayı önlemler. Bunun ötesinde bir de ikinci öncelik process safety var. Nedir o? Ya tamam, başıma bir şey geldi, saldırı ya da arıza oldu. En azından ekipmanlarımı kaybetmeyeyim. Proseslerimi güvenli bir şekilde, ekipmanlarımı devreden çıkarabileyim. İşte malzeme donmasın, hani fırın soğumasın gibi gibi önlemler var. Bunun üzerine biz güvenlik ve dayanıklılığı konuşabiliyoruz. Ve bunun içerisinde de ciddi kültürel problemler var. Şöyle problemler var. Siz öyle bir şey söylüyorsunuz ki bu iki kurala ters düşüyorsa orada bir şey yapmaya şansınız çok yok. O yüzden bu üçüncü parametre bu iki parametreyi beslemeli ve kültürel dinamiklere göre de uyumlu olmalı. Öbür türlü çok başarısız projelerle karşılaşma ihtimalimiz var. Siz iyi bir şey, bizler iyi bir şey yaptığımızı düşünürken aslında sahada, işletmede bunlar ters tepebiliyor. Ters teptiği noktada da şöyle bir görselle karşılaşıyoruz. Biz hangisiyiz acaba sizce? Şuradasınız. Güzel. Ben kameramanım falan diyormuşum. Şimdi bu nasıl baktığımıza bağlı. Eğer siz saha dinamikleriyle savaşıyorsanız, vendor'la savaşıyorsanız, regülasyonla savaşıyorsanız, işimiz bir tık zor. Şansa kalmış durumda. Ama biz işte burada hani o kolektif güç, topluluk faaliyetleri, birbirimizin aklından yararlanma, vendor'ı bir tarafa çekme gibi konuları yaptığımız zaman o zaman denklem değişiyor. O zaman ben hep her zaman zaten sahaya gitmeden bu bir sumo güreşi. Burada tek kalırsak başarılı olma şansımız yok. O yüzden doğru kişilerle ve doğru parametrelerle bu organizasyonu yapmak gerekir diye anlatıyoruz. Sonlanmaya doğru yaklaştık. Sunumlar biraz inişli çıkışlıdır. Arada tribülansa gireriz benim sunumlarda. Şimdi sona doğru geliyoruz. Dayanıklılık ama hangi dayanıklılık? Rezilyans ama hangi rezilyans? Şimdi Özgün Hocam bahsetti. Şimdi endüstriyel tarafta da aynı problemleri yaşadık. Bir ICS dedik, bir SCADA dedik, bir OT dedik, bir Cyber Physical Security dedik. Yani günün sonunda ne demeye çalıştığımızı ben biraz olsun ifade ettiğimi düşünüyorum ama Resilience'dan da ne anladığımız da önemli. Şimdi hani bir kısmı sunumun o, bir kısmı o olduğu zaman. Şimdi direnç mi, dayanıklılık mı, esneklik mi? Yani hiç düşmemek mi, düştüğünde kalkmak mı? Yani kritik altyapı açısından tabii yorumluyorum. Tabii bunun farklı domainlerde farklı etkilerin olabileceğini az önce aktardık. Yani ben kendimcesini ifade etmeye çalışayım. Yani kritik altyapıda bir kritik altyapı işletmeciysek saldırıya uğrayacağız. Ya da bizim zincirimizi bozacak bir şey olacak ve bu saldırı başarılı olacak. Bundan kaçma şansımız yok. Yani bizim için dirençtir, dayanıklılık, esnekliktir ekseninde bunun varlığıyla. Yani evet, olmasın diye ben dirençli bir yapı kurayım. Olduğunda da ayağa kalkabilecek kadar dayanıklı olabileyim. Saldırı olurken de esnek davranabileyim. Yani tek bir resilience tanımı buradaki ihtiyacı yine karşılamıyor. Biz genellikle dayanıklılığı da siz de ifade ettiniz bir aslında mindset olarak. Hani bu günlük yaşantıda da bizim karşımıza geliyor. Yani bir sürü olumsuzluk oluyor. Yani ya pes edip bırakıyoruz işte ya da devam ediyoruz mücadele olarak. Biz daha önceki sunumlarda şöyle anlatıyorduk. Bir boksör koyuyorduk aslında şeye, sunuma. Çok klasik olduğu için onu yapmadım ama en azından aktarayım. Şimdi ne kadar sert yumruk attığınız değil de ne kadar sert yumruk yedip dövüşmeye devam ettiğinizle ilgili bir şey aslında. Dayanıklılık da tam böyle bir şey. Yani sert yumruklar yiyeceğiz ama mücadeleye de devam etmemiz gereken bir zemin içerisindeyiz. O zaman yapı taşlarına bakalım çok hızlı ve yavaş yavaş sonlanmaya gidelim. Cyber Physical Resilience'a giderken şöyle bir realite var. Tamam, bir jeneratörün belki yedeğini yapamıyorum. Hani örnek olsun diye söylüyorum ama burada da şöyle bir şey yok yani hani öldüm bittim vah hani yani buradaki insanlar da yani uzaya adam gönderiyor bu tasarımlarla. Yani orada da bir cyber physical sistem var. Yani nükleer tesis yönetiyor. Yani şimdi burada da bir tasarım ve bu tasarım içerisindeki protokoller, protokolün içerisinde sistem, infrastructure, proses de belli dinamiklere göre tasarlanıyor. Yani bunlar yaşanmasın diye. Yani güvenlik olmadan da siber güvenlik ya da belki iş sürekliliği kavramları olmadan da bunlar kritik altyapılarla konuşulan, düşünülen ve çözülen konulardı. Zaten işte bu çözülen konular bir noktada oradaki süreklilik tasarımının daha eski olduğunu bize gösteriyor. Onu da şu görselle ben anlatıyorum. Yani sahaya gittiğiniz her şey elektronik, dijital olmak zorunda da değil. Eski bir şey, düdüklü tencere reklamı buldum sizler için.
Mesela eski bir cyber physical sistem örneği. Hani belli bir basınca geldiğinde hani attırırız şeyi. Ne derler ona? Butonu deyin. Wolf, Sibop diyemedik. Sigorta. Her birini kabul edelim. Ne yapıyor? Oradaki relief'i sağlamış oluyor. Yani burada aslında şöyle düşünün. Bu düdüklü tencerede düşünen mühendislik yapısı bunu işte doğalgaza da implement ediyor. Rafineri de implement ediyor. Santrale de implement ediyor. O yüzden bizim dijital dünyanın dışındaki önlemleri, safety önlemlerini, proses emniyeti önlemlerini de iyi bilmemiz lazım. Belki orada mechanical bir koruma var. Bir vana belki beni koruyor. Ya da işte tamam robot kolu çevirebiliyorum ama belki orada başka bir ekipman onu koruyor. O yüzden şimdi risk algısında ben bunları da tespit edemezsem çok fazla yüksek riskli şeylerle boğuşmak zorunda kalırım ki gerçek olmayan riskler olabilir. O yüzden de bu risk algısını da saha realiteleriyle geçmişteki mühendislik yaklaşımlarıyla da harmanlamak gerekiyor. Diyorum, sonlandırıyorum. Var mı soru işareti diyorum. Yok. Güzel. Biz teşekkür ederiz.